7 yaşındaki 2 çocuğun ölümüne sebep olan katil çikolata. Anneler, babalar dikkat. Şırınga çikolatalar maalesef bir can daha aldı. Geçen haftanın en çok konuşulan konusu katil çikolata. Az kalsın İzmir'de de bir çocuğun hayatına mal oluyor. Özellikle çocukların çok sevdiği çikolatalı yumurtalar salmonella tehdidi yüzünden Avrupa'dan sonra Türkiye'de de gündemde. Sürpriz yumurtadaki salmonella tehdidi günden güne büyüyor. Akciğeri büyük hasar gören Deniz, mucize eseri hayatta. Herkese selam arkadaşlar, yeni bir videodan daha hepinizi merhabalar. Krallar, kraliçeler, prensesler, prensler, canlar, ciğerler, yeni videoya hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bombastik, manyak, süper, eğlencenin zirvesini yaşayacağımız harika, muazzam ve muazzam bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yasaklanmış çikolataları deneyeceğiz. Ta dünyanın öbür uçlarından sipariş verdim, zorla bulduğum çikolataları buraya getirdim ve bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Bazıları Türkiye'de de satılıyor ama. Bunları denemeden önce siz ne tarz videolar seviyorsunuz arkadaşlar? Bunları da yorum kısmına yapıştırıyoruz. Biliyorsunuz ben yorumların hepsini okuyorum ve onlara göre video çekiyorum. Belki de bir gün sizin yorumunuzu beğenir ve istediğiniz videoyu çekerim arkadaşlar. O yüzden yorumlar kısmına yorumunuzu ve istediğiniz içeriği yazmayı kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar yasaklanmış çikolatalara geçelim mi? Geçelim. Ama geçmeden önce ufak bir haber var. Oraya geçelim. Yazar TV'den herkese selam sayın seyirciler. Bir son dakika gelişmesiyle videoyu durduruyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda Mert Yazar'ın bir abone krizi, yorum krizi ve like krizi tutmuş durumda. Bunu çözmemizin bir yolu var arkadaşlar. Abone olup, like atıp, yorum yapmak. Eğer siz videoya like atıp yorum yaparsanız bu krizi önleyebiliriz. Eğer bunları yapmazsanız bu ölümcül bir kriz olabilir ve Mert Yazar'ı kaybedebiliriz. O yüzden hemen aşağıda eğer abone değilsen abone ol ve sonrasında like at ve yorumlara da istediğin bir yorumu yaz. Ya da bırakalım Mert Yazar ölsün. Tercih sizin. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi sizi Mert'e bağlıyorum. Hop geldim arkadaşlar. Dünyanın en güzel çikolatalarıyla ve en yasaklı çikolatalarıyla birlikte geldim. Çikolatalarıyla derken bile böyle heyecanlanıyorum arkadaşlar. Çikolata çünkü. Çikolatayı çok seviyorum. Arkadaşlar birinci çikolatamı alıyorum. Şöyle bir çikolata arkadaşlar. Yani bu bildiğiniz şırınga ve gerçek şırınga ya. Yani gerçek. Bunun içinde çikolata olmasa bu bildiğin böyle ucuna da bir iğne tak, kanal ver yani. Bildiğiniz gerçek şırınga bu. Ucunda bir iğnesi eksik. Bu neden yasaklanmış arkadaşlar? Zaten şu an anlamışsınızdır. Bir şırıngayı çikolata yapmak. Yani kimin aklına gelebilir arkadaşlar? Kimin aklına gelebilir? Çocuk bunu aldı. Bunu böyle emdi yedi. Yarın öbür gün evde bir tane iğne buldu veya bir yerde iğne buldu. Böyle şırınga buldu. Şırınganın ucunda da iğne var varsayalım. Bunu da ağzına sokarsa ne olacak? İğne böyle ağzına batacak. O yüzden bu yasaklanmış ve ülkemizde de böyle şırınga çikolatasıyla ölen 2 kişi varmış arkadaşlar. Evet bu bir şaka değil. Gerçekten şırınga çikolatayla ölen 2 kişi varmış. Hatta bu şırınga çikolatalar böyle kantinlerde falan da satılıyormuş ama yasaklanmış arkadaşlar çünkü çocuklar ölmüş. Soluk borusuna bir şey kaçmış. Bunun bir kapağı var ucunda arkadaşlar. Şimdi ben çıkardım. Nerede bilmiyorum. O kapağı böyle diye çekerken herhalde boğazına falan kaçtı bilmiyorum. Ama o kapak olmasa bile arkadaşlar şırınga yani. Gidip çocuk şırınga mırınga bulup böyle ağzına sokabilir. Örnek veriyorum yani arkadaşlar tabii ki de böyle şeyler böyle dışarıda olmaması lazım ama varsayalım biri kan aldı, kan verdi, bir şey yaptı veya kendine iğne yaptı, ilaç verdi. Şırıngayı da masanın üstünde unuttu. Çocuk ucunda iğne olmasa bile o ilacı ağzına sürdüğünde mikrop kapacak arkadaşlar. Yani ölme riski yüksek. O yüzden bu kaldırılmış. Şimdi bunu ağzımıza sıkıyoruz. Ağzımıza iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bence gayet güzel lan. Baksana nasıl çıkıyor ucundan. Lan. Mert Yazar bunu beğendi arkadaşlar. Bu gayet de güzel bir şırınga bence. Baksana ne güzel çıkıyor. Boğazımda kaldı. Yukarıdan ağzıma sıkacağım. Dudağımda kaldı. Bitti zaten arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Siz böyle şeye sakın internetten bak almayın. Sakın uyarıyorum. İkinci çikolatamız bu arkadaşlar. Açalım. Nasıl kapattınız lan bunu? Evet arkadaşlar. İkinci çikolatamız. Para çikolatalar arkadaşlar. Bu para çikolatalar da yasaklanmış. Neden yasaklanmış arkadaşlar? Bu arada ben bunu açıp yiyeceğim. Neden yasaklandığını anlatmadan önce bunun bir tadına bakalım. Bakın niye güzel şeyler yasaklanıyor ya? Çok güzel bu ama yasaklanmış. Ben valla zar zor buldum bunu ya. Neyse konumuza dönelim. Bunlar arkadaşlar para ve altına benzediği için yasaklanmış. Yani çok böyle küçük yaştaki kankalarımız bunu alıyor yiyor. Bak üstünde 1 falan yazıyor arkadaşlar. Yani bildiğin 1 TL'nin biri bu. Küçük kankalarımız bunu alıyor yiyor. E bunu yiyince ne oluyor? Yarın öbür gün para görüyor. Diyor ki aa bu da çikolata, bunu da yiyeyim diyor. Bunu yerken eğer başında bir ebeveyn yoksa şu metal, bunlar metal arkadaşlar. Bu metal parçaları da yiyebiliyor. O yüzden bu çikolatalar bazı ülkelerde yasaklanmış durumda arkadaşlar. Çünkü kankalarımız bunu yedikten sonra parayı falan da çikolata zannediyor ve parayı da ısırmaya çalışıyor. Dişini kıranlar oluyor veya para yutanlar oluyor. Bunlar da ameliyatla midesindeki bu parayı falan alıyorlar. Ama tabii eğer farkına varılmazsa ölenler de oluyor. O yüzden yasaklanmış arkadaşlar. Şimdi bir diğer çikolatamıza geçiyoruz arkadaşlar. Burada üptürmeli çikolatamız. Diş macunu şeklinde çikolata arkadaşlar. Zaten bunu söylememe gerek yok. Neden yasaklandığını çok net bir şekilde anlamışsınızdır. Çünkü diş macunu şeklinde arkadaşlar. Bu çikolata da birçok ülkede yasak. Bizim ülkemizde yasak değil arkadaşlar. Bizim ülkemizde hala satılıyor. Alabilirsiniz. Ama birçok ülkede yasak arkadaşlar. Yasak olmasının sebebi de diş macununa benzemesi. Kankalarımız bunu alıyor. Emcikliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bir diş macunu gördüğünde aa çikolata buldum diyor. Koşuyor. Onu da alıyor. Onu da emmeye başlıyor. Yutuyor. Yutunca ne oluyor? Hasta oluyor arkadaşlar. Çünkü diş macunu yenilmez. Bu çikolata. Çikolata ise çikolata yerine koyun. Bu ne böyle diş macunu gibi? Ama güzel be. Bunlar yasaklanmasın ya. Bizim ülkemizde bu yasaklanmasın arkadaşlar. Gerçekten ya. Şuna baksana. Bak şimdi. Abi çok güzel ya. Vallahi bunun yasaklanmaması lazım. Ben küçükken arkadaşlar hep bundan alırdım. Çok severdim bunu ya. Böyle ailemle böyle dışarı çıkardık arkadaşlar. Annem bana alırdı bir tane. Ağzımı koyardım, çeke giderdim böyle. Gelin bir diğer çikolatamıza geçelim. Bir diğer çikolatamız bu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen de saçmalama, o ne alaka? Ben de bunu üreten firmaya soruyorum. Lan kaşık ya kardeşim, yapacak başka şekil kalmadı mı ya? Kaşık nedir ya? Arkadaşlar bildiğiniz kaşık şeklinde çikolata yapmışlar. Sebebi ne? Niye kaşık? Niye? Bunu gören kankalarımız da, bunu yiyen kankalarımız da yarın öbür gün ne yapıyor? Küçük yaştaki kankalarımız gidiyor evde çekmeceyi falan açıyor veya masada bir kaşık görüyor. Aa diyor bu da çikolata veya diyor bu da yeniyor. Bunu yiyen çocuk onu da yenilir bir şey zannediyor. Ondan sonra onu da yiyor ve dişleri kırılıyor veya yanlışlıkla yutabiliyor. Aynı para mevzusundaki gibi, para çikolata mevzusundaki gibi yanlışlıkla yutabiliyor ve bu da çok ciddi derecelerde hastalıklara sebep olabiliyor. Şimdi bunun bir tadına bakalım arkadaşlar. Lan kaşık yiyoruz. Bir kaşık yedim vallahi çok acım ya. Arkadaşlar az önce söylediklerimden vazgeçtim, bu yasaklanmasın. Çok güzel lan tadı. Bak bitter de var. Siz bitter çikolata mı seviyorsunuz, sütlü çikolata mı? Yorumlara çökün arkadaşlar. Ben sütlü seviyorum. Ben bitter sevmiyorum arkadaşlar. Ay çikolata müka. Sütün yanına 10 numara gidiyor. Eğer bulursanız kesinlikle alın. Şimdi arkadaşlar son çikolatamıza geçiyoruz. Son çikolatamız bir sürpriz yumurta arkadaşlar. Sürpriz yumurtalar birçok ülkede yasaklandı. Evet birçok ülkede yasaklandı ve acı ama gerçek bizim ülkemizde de yasak. Yasak olmasının sebebi arkadaşlar, bunu böyle şimdi bir açalım ilk önce. Arkadaşlar bunu böyle açıyoruz ya. Bak eskiden en çok sevdiğim şeylerden biri de sürpriz yumurtaydı. İçinden oyuncak çıkıyor ya, yapmasını çok seviyorum. Önce şunu bir açalım. Şimdi bunu açtıktan sonra şöyle elimizle açıyoruz, yiyoruz değil mi? Bu elimizi biz iyi yıkayamadığımız için, yani yine küçük kankalarımız elini iyi yıkayamadığı için mikrop kapabiliyor. Bu sebeple bu çikolatalar yasaklanmış arkadaşlar. Artık böyle yumurta çikolata ülkemizde yasak. Hatta haberleri falan da var. Özellikle çocukların çok sevdiği çikolatalı yumurtalar salmonella tehdidi yüzünden Avrupa'dan sonra Türkiye'de de gündemdedir. Sürpriz yumurtadaki salmonella tehdidi günden güne büyüyor. Ama ben ilk duyduğumda şey olarak düşünmüştüm. Hani çocuklar bunun yumurtayı görüyor. Ondan sonra evde normal yumurta gördüğünde onu da yemeye çalışıyor falan mantığıyla düşünmüştüm ama o değilmiş. Ama sürpriz yumurta benim vazgeçilmezimdir arkadaşlar. Ben çok severim. Hatta hep böyle kırmadan açmaya çalışırım ama bugün uğraşmayacağım çünkü videodayız. Ha bir de böyle ısırıyorsunuz ya. İçinde oyuncak olduğu için boğaza kaçma riski oluyormuş. Yasaklanma sebeplerinden biri de bu. Ben ısırıyorum şimdi. Önüne de gülen surat yapmışlar arkadaşlar. Çok tatlı. Ne gülüyorum lan? Isırıyorum arkadaşlar. Vallahi özlemişim lan. Harbiden özlemişim. Bayağıdır yemiyorum arkadaşlar. İçinden oyuncağı da çıktı. Ne yapalım mı oyuncağı? Bence yapalım. Ben bunu yiyip yerken bir yandan da oyuncağı yapayım. Şimdi arkadaşlar oyuncağımızı açalım. Bakalım ne çıkacak içinden. Oo bayağı şey çıktı lan. Ne çıktı lan bunun içinden? Arkadaşlar şöyle pervaneli bir şey çıktı. Bu da pervanesi. Ne nasıl yapılıyor bu? Şimdi diyor ki birinci olarak şunu düzeltin diyor. Bunu düzeltelim. Düzelttik sayılır. Şunu buna takın diyor pervaneye. Takalım abi. Ya eskiden bu kadar güzel oyuncaklar çıkmazdı arkadaşlar. Bizim zamanımızda böyle güzel oyuncaklar yoktu. Şimdi ne güzel oyuncaklar koymuşlar. İnşallah doğru takmışımdır. Şöyle pervaneye şu mekanizmayı taktım arkadaşlar. Üçüncü olarak şunun arasına bir parça var. Onu tak diyor. Takalım. Takamadım. Tamam. Galiba yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Bunu çekince uçacakmış. Çekelim mi? Çekiyorum. Çekemiyorum. Yamuk bu ya. Bozuk arkadaşlar bu. Çikolataların sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videoyu çok sevdiyseniz yorumlar kısmına yapıştırın. Ben de bu videonun ikincisini çekeyim. Yurt dışından değişik çikolatalar alayım ve o çikolatalarla çekeyim arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Siz kralsınız, siz adamsınız, siz bir tanesiniz. Videoya like yorum patlaması yapalım arkadaşlar. Like yorum patlaması yapıyoruz. O sırada çikolatama şöyle bunun içine bunu doldurayım. Bak. Böyle içine doldurdum arkadaşlar. Like yorum patlaması yapalım arkadaşlar. Bu videonun ikincisini istiyorsanız da hemen aşağıdan yorumlara yazın. Bu videonun ikincisi de gelsin. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Yakında yasaklanmış oyuncaklar videosu gelecek. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tarım ve Orman Bakanı